Merhaba, belki de birçoğumuzun bilmediği kardeş ülkemiz olan Azerbaycan hakkında ilginç bilgileri derledik. Sizlerin de bildiğiniz farklı bilgiler varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. O halde başlayalım. Azerbaycan Cumhuriyeti 86.600 km² alanıyla Güney Kafkasya'da İpek Yolu üzerinde Asya ile Batı Avrupa'nın kavuşma noktasında yer alıyor. Türkiye ile birbirlerini kardeş ülke olarak kabul eden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Azerbaycan'da resmi dil Azerice, yani Azerbaycan Türkçesidir. Türkiye Türkçesine benzediği için anlaşmakta zorlanmasanız bile temel olarak farklılıklar taşır. Para birimi olarak Azerbaycan manatı kullanılır. Yerel saati Türkiye saatine göre 2 saat ileridir. Azerbaycan vize isteyen ülkeler arasındadır. Gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve Azerbaycan'a vize almış olmanız gerekmektedir. Azerbaycan'ın Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Rusya ile su sınırları bulunurken Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye ve İran ile kara sınırına sahiptir. Başkenti Bakü olan Azerbaycan, 9 milyon 800 bin nüfusa ve 9.300 dolar kişi başına düşen milli geliri sahip bir ülkedir. Fars-Rus Savaşı'nın sonucunda Azerbaycan ve Güney Azerbaycan olarak ikiye bölünen Azerbaycanlılar bir gün birleşme umuduyla yaşamaktadırlar. Güney Azerbaycan'da birkaç kez ayaklanma olsa da İran hükümeti bu ayaklanmaları bastırmıştır. Ülkemizde Barış Manço, Leman Sam gibi sanatçıların da seslendirdiği Ayrılık şarkısı Kuzey ve Güney Azerbaycanlıların ayrılığını anlatır. Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı için faaliyetler yürüten Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi lideri Mahmut Ali, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye girişi yasaklanmış ve hayatı tehlike altında olduğu için ABD'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Azerbaycan, dünyanın en eski petrol ihracatçısıdır. Dünyadaki ilk petrol sondajı 1847 yılında Abşeron'da yapılmıştır. Hazar petrollerini batıya açan ilk ülke olan Azerbaycan'da dünyanın en kaliteli petrolleri çıkarılmaktadır. 1918 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti doğuda ilk demokratik cumhuriyet oldu. 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile yeniden bağımsızlığını kazandı. Ermenistan'ın işgali sonucu dünya genelinde kendi ülkesinde öz yerinden zorunlu olarak göçe tabi tutulmuş 1 milyondan fazla göçmen insan Azerbaycan'da. ABD ve İsviçre'den sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren dünyadaki ilk Müslüman ülke Azerbaycan'dı. 1918 yılında kadınlara oy hakkı tanındı. Azerbaycan'ın para birimi olan manat, dünyanın 5. değerli para birimidir. Azerbaycan, 2006'da %35'lik büyüme hızıyla dünyada en hızlı büyüyen ülke, Dünya Bankası verilerine göre 2009'da en reformcu ülke oldu. Dünyanın en kaliteli havyarı Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarından çıkarılır. Dünya havyar üretiminin %80'i buradan karşılanmaktadır. Türk Cumhuriyetleri arasında okuma ve yazma oranı en yüksek ülke Azerbaycan'dır. Dünyada bulunan 11 iklimin 9'u Azerbaycan'da yaşanmaktadır. Azerbaycan, dünyada ateşler ülkesi, Bakü ise rüzgarlar şehri olarak anılır. Azerbaycan ismi Farsça'da Azer Payagan, yani ateş muhafızları anlamına gelmektedir. Bu özel isim ateşler ülkesi olarak tanımlıyor Azerbaycan'ı ve Azerbaycan dünya genelinde ateş ülkesi olarak bilinmektedir. Bakü ise rüzgarlar şehri olarak bilinir. Zaten adını da Farsça rüzgarlar bağı anlamına gelen Bakü'den alıyor. Hazar Denizi'nin en derin yeri 1025 metre ile Azerbaycan'dadır. Aynı zamanda Hazar Denizi'nde kıyısı olan 3 Türk devletinden biridir. Dünyada Ankara hükümetini ilk tanıyan ülke Azerbaycan'dır. Bölgede kurulan ilk cumhuriyeti Azerbaycan, Kafkaslar, Orta Doğu ve Türk devletleri içerisinde kurulan ilk cumhuriyettir. Azerbaycanlıların en yoğun olarak yaşadığı ülke İran'dır.
dünyada toplam Azerbaycanlı nüfusu 50 milyondan fazladır. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın işgalinden sonra Ermenistan ile tüm diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmiştir. Ermenistan ile Azerbaycan sınır kapısı 1992'den günümüze 26 yıldır kapalıdır. Türk dünyasına açılan tek kapı olan Nahçıvan, zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün İran'dan satın aldığı toprakla Ermeni istilasından kurtulmuştur. Atatürk, Türk kapısı olarak nitelendirdiği Nahçıvan'ın 13 kilometrelik sınırını İran'dan alarak Nahçıvan'la Türkiye arasında bağ kurmuştur. Azerbaycan, coğrafik konumu nedeniyle kuzeyde Rusların, güneyde ise Farsların siyasi baskısına maruz kalmıştır. Azerbaycan iki kez bağımsızlık kazanmıştır. Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuş, ancak 2 yıl sonra Kızıl Ordu Azerbaycan'a girerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de ikinci kez bağımsızlığını kazanmıştır. Sovyet sonrası cumhuriyetler arasında Eurovision'u kazanan ilk ülke Azerbaycan'dır. Avrupa'daki tek doğal çınar ormanı Azerbaycan'ın Zengilan bölgesinde bulunuyor. Azerbaycan'da yetişen nadir bir ağaç olan demir ağacın ilginç özellikleri var. Özgül ağırlığından dolayı suda batan demir ağacın dalları birbirine değince kaynak yapılmış gibi yapışarak bütünleşiyor. Sadece yaşken işlenmesi mümkün olan ağaç kuruduktan sonra ne balta kesebiliyor ne de çivi çakılabiliyor. 400 yıl yaşayabilen ağacın kökleri derinlemesine değil yüzeysel olarak yayılıyor. Bu da toprağı erozyondan korumaktadır. Hiç çamur volkanı duydunuz mu? Azerbaycan, çamur volkanlarının diyarı olarak bilinmektedir. Dünyada yaklaşık 700 çamur volkanı bulunur. 300 kadarı ve en büyükleri Azerbaycan'dadır. Ayrıca Azerbaycan'daki çamur volkanları dünyanın 7 harikası listesine eklenmek için aday gösterilmektedir. Azerbaycan'da ateş toprağı olarak da bilinen Yanar Dağ adında alevli bir tepe bulunmaktadır. Yanıcı bir gaz sızdıran bu tepede alevler yıl içerisinde 3 metreye kadar ulaşabiliyor. Bir kibritle alev alabilen bu yamaç yakınlarında oturan bölge halkı sıcak kaynak sularından faydalanmaktadır. Geceleri ürkütücü halde kızıl olan bu tepeler, İslamiyet'ten önce ateşe tapan Zerdüştlerin kutsal ibadet mekanı olmuştur. Aynı zamanda Masallı bölgesinde kükürt ağırlıklı doğal mineraller içeren sularda yanabiliyor. Peki, Azerbaycan bayrağının anlamını hiç merak ettiniz mi? Gizemli bayrak. Azerbaycan, son bağımsızlığını ilan edene kadar birçok kez bayrak değiştirmiştir. Günümüzdeki Azerbaycan bayrağındaki gök mavisi renk, Azerbaycan halkının Türk kökenli olduğunu vurgular. Kırmızı renk, Azerbaycan halkının çağdaşlığını ve ülkedeki demokrasinin gelişmesini temsil eder. Yeşil renk ise İslamiyet'e işaret eder. Tarihçilere göre, üç renkli bayrak devlet bayrağı olarak kabul edildiğinde, renklerin neyi ifade ettiği açıklansa da, hilal ve sekiz kollu yıldızın anlamları açıklanmamıştır. Hilal'in Türk halklarını temsil ettiği sekiz köşeli yıldızın da her bir köşelerinin anlamı Türkçülük, İslam, çağdaşlık, devletçilik, demokratiklik, eşitlik, Azerbaycanlılık ve uygarlığı işaret ettiği ifade edilir. Azerbaycan bayrağındaki yıldıza dair diğer bir düşünce de Azerbaycan mimarisinde yaygın olarak kullanılan sekiz kollu yıldızın sekiz Türk halkının simgesi olmasıdır. Bizden araştırmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bunları yorumlarda söyleyiniz. Videoyu beğendiyseniz destek olmak adına kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.